pirili, sini pasaklı kız. Arkadaşlar, hepinize merhaba. İlerleyen dakikalarda patatesi görmekten sıkılacağınız bir videoyla eminim karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, patatesçiğimin artık pirili kedimin, pasaklı kedimin aylık bakımını yapacağım ve bunu sizlere göstereceğim. Normalde babamla birlikte yapıyordum ama bu sefer babam olmadığı için bunları tek başıma yapacağım ve gerçekten çok korkuyorum. Çünkü çok agresif şu anda. Neden bu kadar agresif bilmiyorum ama sabahtan beri bir yerlerimi parçalama peşinde. Dediğim gibi bugün aylık bakımını patatesle birlikte yapacağız. İlk olarak sizlere patatesi yıkamadan önceki bakımını göstereceğim. Daha sonra da nasıl yıkadığımı göstereceğim. Artık neden parçalanır? Hangi hastaneye giderim hiç bilmiyorum. Elimden geldiği kadar. Bak görüyorsun, pati atıyor bana. Senin pirelenmen benim suçum mu? Aa, şimdi arkadaşlar pire nereden geldi diyorum, bilemiyorum. Bende yok, büyük ihtimalle Eren'den geldi. İnşallah bize de geçmez. Şöyle arkadaşlar bir sürpriz yapayım, saklayayım oraya, dediğimi olmadı galiba. Bu arada bakıma geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve hala yorum atmadıysa da yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen buraları bir düzenleyeceğim, patatesi yanıma alıp sakinleştireceğim ve sizlere bakım malzemelerini göstereceğim. Mamayı nasıl biliyor? Abi ben bu kadar obur bir kedi görmedim hayatımda. Bu kadar yemeğe düşkün bir kedi görmedim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz hiç ananas suyu içen bir kedi gördünüz mü? Bakın. Şahsen ben hiç görmedim. Şöyle arkadaşlar, ilk olarak kedimin vitaminli mamasını şu şekilde veriyorum. Veteriner dedi ki kedinize bunu verdiğinizde beğenmemiş olabilir. Hatta öğürmeye çalışabilir dedi. Ama bizim kedi maşallah götürüyor. Bakın. Yaklaşır bir anne. Bak bak. Sesi duyuyor musun bak? Evet, yaklaşsın. Şöyle arkadaşlar, çok fazla vermemek üzere ve her gün vermek üzere bu vitamini kediciğime veriyorum. Keşke bitlenmemesini sağlasa. Ama şunu duruşa baksana, bu hayvan niye böyle duruyor ya? Sizin kediniz de böyle duruyor mu arkadaşlar? Kedileri varsa bakın böyle duruyor, çok garip duruyor. Şimdi hızlı bir şekilde neler aldığıma geçiyorum. Arkadaşlar bazıları bende vardı, neyse o kafasına göre takılsın. Bazılarını da yeni aldım. Şu pire tasmasını aldım. Bunu yıkadıktan sonra boynuna takacağım. Bunu hemen şöyle koyuyorum. Daha sonra diğerine geçiyorum. Bunu zaten kullanıyorduk arkadaşlar. Fakat bittiği için bunu yeni sipariş ettik. Bu da patileri yıkamak için. Şimdi arkadaşlar bir koklasanız böyle, patiyi burnunuza getirseniz diyeceksiniz ki nerede tutuyorsunuz siz bu hayvanı? Ama bizim suçumuz değil yani. Yapacak bir şey yok. Kendi kakasında kendisi yatıyor. Bunu arkadaşlar sıkıyorsunuz. Şöyle ovalıyorsunuz ve çok güzel bir şekilde temizliyor. Çok da güzel kokutuyor. Hemen devam ediyorum hızlı bir şekilde. Yeni bir ürün aldım arkadaşlar. Bunu ilk defa gördüm. Evet, o içindeki otu demin çöpe atıyordum. Ben almıştım şu. Olur öyle şeyler. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey bu biliyor musunuz? Buradaki gördüğümüz otu iyice yaklaştıran arkadaşlar görsün. Şu kenarlara döküyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Döktükten sonra bunu daha sonra şu şekilde kapatıyorsunuz. Ve kedi garip bir şekilde buna sırnaşıyor. Geliyor işte, sırtını burada koşuyor. Yani bir sevgi besliyor buna karşı. Bunu denemek için can atıyorum. Bunu da yıkadıktan sonra deneyeceğim. Hemen arkadaşlar burada yorumlara da yazın. Bunları kullanıyor musunuz? Ya da hangilerini nasıl kullanıyorsunuz? Mutlaka görmek istiyorum. Ben de o sözünü kestim. Ben de onu merak ediyorum. Değil mi? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar bunu. Bir kedi bir şey hiç sevmiyor diyelim. Nefret ediyor. Ama bunu üzerinde böyle sıkıyorsunuz ve kedi bir anda onunla oynamaya başlıyormuş. Böyle hiç yanından ayrılmıyormuş, sadece bu spreyle. Mutluluk hormonu, yani oyun hormonunu yükseltiyormuş. Vay. Vay. Dersime çalışıp geldim. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şahsen ben buna inanmıyorum. Yalan söylemeyeyim yani. Hiç de denemedim bunu. Ama inanmıyorum. Hep birlikte göreceğiz. Siz de yorumları bu dakikada yazın bakayım. Siz inanıyor musunuz yoksa inanmıyor musunuz? Haklı mı çıkacaksınız yoksa yanlış mı çıkacaksınız? Daha sonra arkadaşlar, kedinin kulaklarını temizlemek için şöyle bir tane damla var. Aslında böyle bir solüsyon, bunu sıkıyorsunuz ve kedinin kulağını yavaş bir şekilde temizliyorsunuz. Bütün kirleri alıyor. Bunları da pamukla. Sen mi temizleyeceksin biraz sonra? Ben temizleyeceğim anne, çok korkuyorum. Şu an böyle girdiğime bakmayın aslında. Gerçekten korkuyorum çünkü sabahtan beri bir agresiflik var kedide. Korkuyorum, yaklaşamıyorum yanına yani. Daha sonra arkadaşlar hiç durmaz. Bak yalanıyor orada, bak hiçbir şey yapmıyor. Daha sonra da arkadaşlar yıkadığım zaman durmazsa diye bunları yanıma aldım. Bunlar da ödül çubukları. Bak direkt geliyor zaten. Biri meyveli, biri de etli. Oy benim canim. Canim. Hadi başlayalım o zaman. O zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar kedimin yıkamadan önceki bakımlarına başlayalım. Arkadaşlar fark ettiyseniz kediyi yoğun bir ilgiden geçireceğim.
Maşallah çektim bunu da böyle. Eren'in de en sevdiği yorganı aldım. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde başlıyorum. İlk olarak kulaklarını temizlemekle başlayacağım. Anne sen de bir tek yaklaştır arkadaşlar. İyice görsün. Bunu şimdi arkadaşlar böyle bir makyaj temizleme pamuğunu, herhangi bir pamuğu bu şekilde az bir şekilde sıkıyorsunuz. Yalnız iyice oturuyor bak. Evet, o da merak ediyor ne olacak. Bunu şöyle oturtuyorum arkadaşlar patatesi ve şu şekilde kulaklarının içini temizliyorum. Çok mutlu baksana. Şu yüzüne bakın. Felaket mutlusun. Şöyle arkadaşlar çok derinlere inmiyorum. Sadece şöyle kulaklarının kenarlarını Melike temizliyorum. Melike şu an uyuyacak gibi biliyor musun? Bu arada arkadaşlar sert bir şekilde tutmuyorum. Sadece o kafasını sabit tutabilmek için. Şimdi diğer kulağına geçiyorum. Kızım bir dursana. Bu arada arkadaşlar acaba ismini değiştirsek mi? Siz de yorumlara yazın. Babam poşet koyalım falan diyor ama ben patates koymaktan kararcıyım, ısrarlıyım. Ama bilmiyorum. Bakın bu şekilde kulaklarını hızlı bir şekilde temizledim. Çok da bir şey çıkmadı. Sadece böyle kıl vesaire küçük küçük kirler çıktı. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle koyuyorum. Ya bir aslında versek mi anne? Birazcık verebiliriz yani. Yazık. Yazık üzülmesin. Şöyle arkadaşlar bunu hızlı bir şekilde açıyorum. Sadece azıcık kokusunu aldım bir saniye. Yani yaklaştır bak. Bak. Çıkardın sesi bakın. O çubuğu bütün yemeği çoğun hepsini aldı. Kız dur azıcık yiyeceksin. Bir saniye. Arkadaşlar şu kadar küçük bir parçayı önüne koyuyorum. Çünkü bunun hepsini vermeyeceğim şu anda. Ama anladınız, gördüğünüz kadarıyla çok beğendi. Aşırı derecede sevdi. Ve bitti. Ve bitti gerçekten de. 2 dakikada. Bunu şöyle hemen içine koyuyorum. Bir saniyeciğim. Bir tane patatesciğim. Onu ben sana sonra vereceğim. Sinirleniyor hemen elinden eşyasını alınca. Şimdi arkadaşlar en zorlu kısma geldik. Pati temizleme. Bunu şu şekilde sıkıyorsunuz. Köpük zaten geliyor bakın. Ama şu an gelmiyor. Fark ettim anne. Geldi. Geldi. Şimdi şöyle patisini tutup aşkım. Arkadaşlar normalde ben bunları böyle temizlerken çok zorlanıyorum biliyor musunuz? Yani hiç yerinde durmuyor patates. Bakın bu şekilde temizliyorum bunları. Kızım dursana. Bu işi babanla yapacaktım Melike. Ya ama hayır ben kereli sen bana bu. Şöyle yap. Ödül çubuğunu ver. Tamam. Bak şimdi. Bir saniye. Çok güzel bir fikir geldi. Aklımıza. Hazır mısın? Al anneanne tamam, bunu. Tamam şimdi al spreyi. Ağzına spreyim oldu Allah'ım çıldıracağım. Bak. Aldı gidiyor. O kadar mamayı nereye yiyorsun sen? Arkadaşlar çok da profesyonel yapamayacağım bugün. Elimden geldiği kadar en azından bir bakımını yapayım diye yapıyorum zaten. Aferin. Aferin patates. Patates. Tamam biz ne yapalım biliyor musun? Geri kalanı videodan sonra yapalım. Daha hayır. Banyosu olacak bu hayvanın. Aynen arkadaşlar zaten çok da böyle bir dip temizlik yapmamı gerekmiyor patilerine. Zaten birazdan yıkayacağım. Hatta birazdan değil şimdi hemen hızlı bir şekilde hazırlayıp yıkayacağım. En kötü en önemli parta geliyoruz. Patatesi yıkama partı. Gerçekten çok korkuyorum açıkçası. Başlayalım mı anne? Haydi başlayalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Tişörtümü değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü azıcık üstüm ıslandı. Şimdi çok zor bir olayla karşı karşıyayız. Durumun ciddiyetinin farkında mısınız arkadaşlar? Farkında olanlar bir beğeni atsın bakayım. Hazır mısınız? Şimdi kedimin ilk defa banyoyla tanışması, ilk defa suyla tanışmasını göreceksiniz. Korkuyorum. Şöyle yavaş bir şekilde ilk önce ayaklarını sokacağım. İyi gidiyorum. Patates! Dur kızım sakin sakin. Şşşş! Çok güçlü anne, çok güçlü. Aman! Tamam arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde suya koyacağım. Bir seneye koyamıyorum. Dur anneciğim. Sakin ol. Ödül mobası verelim mi? Anne ben de şu an ödül mobası hak etmiyor. Ben de şu an ödül mobasını hiç hak etmiyor. Otur bakayım. Evet, aha, oturdu bak aferin. Otur sakin ol. Orada arkadaşlar güç uygulamıyorum ki diye sadece adapte etmeye çalışıyorum şu an. Dur kızım dur. Gerçekten durmuyor kedi. Ne yapacağım? Ellerini ayaklarını şu şekilde tutsam. Daha sonra şöyle yatırsam. Şşş. Ama pirelerden kurtulması gerekiyor. Pireleri çok sevdi galiba bir saniye. Tırmızı oldu. Yazıklar olsun.
patates. Yazıklar olsun. Bu muydu bizim? Bence biraz hafif bir şampuan dök. Şöyle. Öyle yapacağım da kediyi tam olarak koyamıyorum ki suya. Bak pirelerin gidiyor. Mini bir bak. Kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Ne yapayım, belki sakinler. Anne daha da sinirleniyor, yapma. Evet, zor olan kısmı başardık. Sabunladık ve gidiyor sabunla. Dur kızım, dur şu an bunu bize yapamazsın, bir saniye. Sakin, bundan sonra veterinere verelim, o yıkasın. Gerçekten ben şu an hiç uğraşamıyorum. Patates. Tamam, dur. Normalde suya karşı böyle bir sıkıntısı yok ama. Arkadaşlar bu sefer nedense çok korktu. Suda gayet ılık, tam isteyebileceği gibi yani. Ama patates diyor, gitti. Ya şu yüzlerimin haline bakar. Bir de ne, nasıl bir kedi bu, bakın gitmiyor bile. Orada oturuyor, bekliyor yani. Gel. Dur bakalım bende gelecek mi? Hayır, gitmiyor da yanımızda. Tamam, şöyle tutayım. Patates. Üzerindekileri yıkamadım, açtım. Üzerindeki şampuanlar, köpükler gitmeden ben seni buradan bırakamam. Tamam, şu an duruyor galiba. Duramıyor. Bence o tasla suyu dök, kurulayalım yavaş. Tamam, bence de arkadaşlar hızlı bir şekilde suyu dökeceğim. Ama kediyi bırakamıyorum ki tek elimle alayım onu. Şöyle hemen... Hayır, gitmiyor da. Bu oturuyor bak. Orada. Arkadaşlar gerçekten canını acıtmıyorum. Asla bir baskı kurmuyorum. Bak. Sadece tutuyorum ama yalnız buradaki kıllara bakar mısınız? Orada kıllar da vardı. Arkadaşlar yıkamam bile kedinin gerçekten kıl dökümünü çok azaltıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu göstermeyeceğim çünkü kediyi zapt edemiyorum. Kollarımı vesaire çizdi. 2 dakikada hızlı bir şekilde bu buradaki duru suyla hemen bunu bir çalkalayacağım. Patates daha sonra sizleri kuru bir şekilde yeni doğmuş bir bebek gibi karşınıza getireceğim. Bizi rezil ettin. Farkında mısın? Gerçekten rezil oldum yani. Mi yanına? Bir daha şey yapmayacağım. Hiç kimseyi yıkamayacağım. Yok, bana iyi çıkartıyor sadece. Hemen arkadaşlar durulayıp 2 dakikada geliyoruz. Bir kedi varmış, adı patatesmiş. Patates sudan çok korkarmış. Ama çok da obur bir kediymiş. Patates bizi patates yaptı. Farkında mısın? Ben videonun başında dedim ki arkadaşlar patatesi patates yapacağım dedim. Ama patates bildiğiniz patates yaptı. Ya çok da keyifli duruyor. Ben bu olayı anlayamadım. Çok da güzel, mutlu duruyor şu an. Şu yüze bakar mısınız? O yeri ben yoluyor. Arkadaşlar normalde gerçekten böyle yapmıyor. Neden bu sefer bu şekilde korktuğunu anlayamadım. Zaten normalde 2 kere vesaire şampuanlayacaktım. Bu sefer şampuanlamadım. Sadece bir tane yaptım. Onunla durulayıp bıraktım. Belki de meşhur oldu. Sırtım. Bakayım. Sırtım. Bir saniye. Sırtıma geçirdi elini. Aa. Ha tamam. Mama yok. Gerçekten uzun bir süre yaş mama yok sana patates. Şimdi arkadaşlar sudan çıkmış halini göreceksiniz patatesin. Şu an böyle çok mutsuz sokak kedileri gibi duruyor. Bak. Şu ayağını yalayınca baksana. E sen niye böyle bir kedi oldun? Ya sana bakım yapıyoruz ya. Hamam tasıyla yıkadık seni. Ben bana yapsana bak ne kadar mutlu olurdum. Ne kadar mutlu olurdum. Şimdi arkadaşlar onun böyle bir yarım saat kendini kurutmasını bekleyeceğim. Ben de biraz daha havluyla böyle onu iyice kurutacağım. Daha sonra size bu göstermiş olduğum malzemeleri deneyeceğiz. Bu dediğim kediyi bildiğiniz çıldırtan bir malzeme. Bu da arkadaşlar kedinin kaşınabilmesi için, sürtünebilmesi için bir alet. Ve bu da pire tasması. O zaman hızlı bir şekilde pireli kedimi hızlı bir şekilde kurutup geliyoruz arkadaşlar. Oy ben seni yerim. Oy ben seni yerim. Mis gibi kokuyor değil mi? Evet, bir tık bana sinirli arkadaşlar. Kokuyor bu. Bir tık bana sinirli ama olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi sizlere... bu pire tasmasını göstereceğim. Çok güzel kokuyor bence. Böyle hafif bir nanemsi bir tadı var. Tadı diyorum. Şöyle bir kokusu var. Bunu arkadaşlar şu şekilde bol bir şekilde bakın. 2-3 gün dursak yeterlidir şöyle zaten. Şöyle takacağım. Bunu şimdi videoda rahatsız olmasın diye arkadaşlar şöyle çıkartacağım. Birazcık buna alışması zor sürecek ama alışmak zorunda. Ben demedim git pirelen diye yani. Şimdi sizlere değil mi ben orada sataşıyor. Şu dediğim kedinin hani sürtünmesini sağlayan alet vardı ya, kediyi şimdi onun yanına götürüyorum arkadaşlar. Şöyle bir koklatacağım. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Kokla kızım, kokla.
Şöyle yapayım belki beğenir. Yani bilmiyorum. Yok, bu pek dikkatini çekti galiba bence. Galiba beğenmedi arkadaşlar. Ben onu orada koyacağım. Belki gider. O da şu an yalamakla meşgul sadece. Belki gider oraya, ne bileyim. Bir koklar tekrardan. Bir düşünür. Bilmiyorum ama umarım beğenir yani. Onu oraya bırakacağım dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, son olarak da bu dediğim kediyi çılgına çeviren spreyle başlayacağım. Bunun şöyle arkasını sıkacağım. Bu zaten çok fazla koku bırakan bir şey değil. Hani böyle bir saatliğinde, iki saatliğinde koku bırakıyor. Daha sonra gidiyor. Şimdi şunu bu şekilde oyuncağı sıkıyorum. Bakın böyle. Kokuyu aldı bak, sanki. Dikkatini çekti, farkında mısın? Evet, bir saniye. Bunu biraz böyle yapayım. Garip bir kokusu var. Böyle bir çay, bitki çayı gibi. At bakalım yere. Dur şöyle çevireyim bunu. Yok. Pişt, al bakayım. Böyle yapınca oynuyor tabii bak. Hani hareketlere bak, bak hareketlere bak. Böyle 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 böyle. Zaten bizim kedimiz oynuyordu yeteri kadar. Evet ama arkadaşlar, bunun da yalan olduğunu öğrenmiş olduk. Çünkü yok. Ve son olarak arkadaşlar, bunu da şöyle bir göstereyim. İlk olarak şu pis tarafını bir çıkartayım sizler için. Bir evdeki hayvanımız varsa olmazsa olmazımız rulomuz. Arkadaşlar, şöyle hemen ruloyu çıkartıyorum. Şimdi sizlere göstereceğim. Bakın çok bir şey gözükmüyor. Kediyi az önce sadece birazcık üzerime aldım fark ettiyseniz. Şöyle ruloyu güzelce yapıyorum. Hatta şöyle yatağımın bir kenarına da böyle yapacağım. Bakın. Bakın, görüyor musunuz? Sonra ben bu kediyi neden durmadan yıkıyorum? Ben bu kediye neden bakım yapıyorum? Yapmazsam böyle oluyor arkadaşlar. Bir de bu yani yıkamış halim. Gel kucuğum benim. Şimdi videonu bitirdin mi? Bitirdim, evet. Şimdi patatesi yatağa koyuyorsun. Bırakıyorsun. Uyuyacak mı şimdi? Hayır, sen benim elimi tutuyorsun. Videodan sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kumunu değiştiriyoruz. Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Ben istemiyorum ya. Lütfen. Anne, kumunu temizlemeyeyim lütfen. Hayır, her gün kumunu temizlemek zorundasın. Ne diyeyim? Şaşırdım. Gideceğiz, o kumu değiştireceğiz. Of arkadaşlar, gerçekten hiç temizlemeyi sevmiyorum. Yani nefret ediyorum kumunu temizlemekten. Hadi gidelim o zaman anne. Hadi bakalım. Ben nefret ediyorum ya. Niye ben temizliyorum ki ya? Niye o temizlemiyor? Bana ne?